Amerika'da Mart'ta tarım dışı istihdam 236 bin arttı. Beklenti 230 bindi. Ülkede işsizlik %3,5 oranında gerçekleşerek değişmedi. Aynı dönemde ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3 ile beklentilere paralel arttı. Kazançlardaki yıllık artış %4,2 oldu. Beklenti %4,3'tü. JP Morgan CEO'su Diamond sadece bir avuç bankanın Silicon Valley Bank'in yaşadığı problemleri tecrübe ettiğini söyledi. Diamond gelecek hafta sektörün açıklayacağı bilançoların büyük ölçüde iyi olacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Gıda Fiyat Endeksi Mart'ta aylık %2,1 gerileyerek düşüşünü 12. aya taşıdı. Hazine nakit dengesi Mart'ta 32 milyar lira açık verdi. 3 aylık açık 257.8 milyar lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Menkul Kıymet Tesisi tebliğinde yaptığı değişiklikte kredilere yönelik düzenlemeler de yaptı. Buna göre kredilerde referans faiz kat sayısının üst sınırını aşan krediler için ek menkul kıymet yükümlülüğü %90'dan %150'ye çıkarıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son olarak 60 gün uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının Rusya'nın tahıl ve gıda ürünlerinin sevkiyatında normalleşme sağlanmaması halinde söz konusu sürenin sonunda bitebileceğini söyledi. Biraz sonra stüdyoda konuğum Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü ve Spin Consulting kurucu üyesi Özlem Derici Şengül olacak. Özlem, hoş geldin diyorum öncelikle sana. Hoş bulduk. Ve çok hızlı tekrar bir müsaade isteyip rakamlara bir göz atacağız. Ardından da DC'ye gideceğiz. Ali Çınar'a oradaki gelişmeleri soracağız. Ama önce veriler ve verilere baktığımızda dolar endeksinde %0,3'lük yeniden 102'nin üzerine doğru bir hareket oluştuğunu görüyoruz. 102,09'dayız. Euro dolar paritesi de 1,09'un üzerinde tutunuyor ama %0,14 oranında da aşağıda. Öte yandan dolar TL'de yine yatay bir görünüm var. Bugün çok büyük bir değişiklik yok. Dün de bu seviyelerdeydi, bu saatlerde 19,25-31'deyiz. Euro TL'de %0,15'lik yukarı yönlü bir hareket var. Sınırlı bir artı 21.02.84 düzeyini görüyorum. Viyop 30'da ise akşam seansında an itibariyle %0,45'lik geri çekilme var. 5.479 puan seviyesinden geçiyor işlemler. Dolar TL'nin gün içi grafiğinde 19.24.87 ile 19.27.77 arasında ki bu 19.27.77 yine anlık görünen bir seviye, ağırlıklı olarak 19.25 medyanda gerçekleşen işlemler var gibi duruyor tüm gün boyunca. Türkiye tahvillerinde 2 yıllık tahvilin getirisi hafif aşağıda %14,43'te, %0,35'lik bir geri çekilmede Türkiye 10 yıllık tahvilin getirisinde var, %10,32 düzeyinde olduğunu görüyoruz getirinin. ABD tahvillerinde ise herhangi bir şey paylaşmıyoruz bugün sizinle. Biliyorum sıralamada onu bekliyordunuz ama piyasalar kapalı malum bugün Easter olduğu için. Avrupa'da öyle. Emtia ve para fiyatlarına baktığımızda ise öne çıkan ne var diye şöyle bir bakıyorum. Altın %0,6 eksi de önemli değişiklik orada gibi duruyor. Hala 2000 dolar seviyesinin üstündeyiz. Burada tutunabilecek mi? Birazdan konuşacağız Özlem Derici Şengül'le de. Gram altın yatay pozitif 1243 liranın üstünde işlem görüyor. Bitcoin'de %0,3'e yakın bir gerileme var. 27.915 dolardayız. Brent petrol ve NYMEX'de ise sınırlı yükselişler. Hakim Brent 85 doların hemen üzerinde. NYMEX'de 80.70 dolardan işlem görüyor. Ve şimdi de DC'ye gidelim. Ciner Medya Grubu ABD temsilcimiz Ali Çınar hazır ve bizi bekliyor. Ali, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Şimdi bugün Amerika'da hem açıklanan veriler vardı. Belki onlara piyasalar kapalı olduğu için önemli bir reaksiyondan bahsedemeyeceğiz ama algı ile ilgili belki yazılan çizilenle ilgili birkaç bir şey paylaşırsın belki. Ama onun da ötesinde aslında IMF Dünya Bankası toplantılarından notlarını merak ediyoruz. Ve bir de geçtiğimiz gün de seninle konuşmuştuk hoş biraz. Şu ABD-Çin gerilimi hattında
neler oluyor son olarak? Sözü sana veriyorum hemen. İdem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün borsalar kapalı ama Çalışma Bakanlığı'ndan önemli bir veri geldi. Çünkü FED için de önemliydi. İşsizlik oranı, Mart ayı işsizlik oranının %3.5 olduğu açıklandı. ABD ekonomik tarım dışı istihdam artışının da 236 bin olduğu belirtildi. Ücret artışına baktığımızda da %4.2 bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii Mart içi iş gücüne katılım oranı da %62.6 arttı Didem. Bu da pandemiden sonra en fazla artış gösteren veri olduğunu belirtmekte fayda var. Restoran, sağlık, devlet kurumlarında işe alımda artış olduğunu görüyoruz. Ancak gayrimenkul ve perakende de endüstrisinde işe alımların düşük olduğunu belirtebiliriz. Genel olarak baktığımız zaman istihdamda bir soğuma olduğu ile ilgili ana manşetler var. Hem piyasalarda hem de kamuoyunda. Tabii gözler Mayıs ayındaki Fed'in atacağı faiz kararı, artış yapacak mı yapmayacak mı, bununla ilgili de yeni daha sonra gelecek verilerde göz önünde olacağını belirtebiliriz. Senin de belirttiğin gibi gelecek hafta burası çok yoğun olacak. Şu anda da ABD Hazine Bakanlığı önündeyim aslında. Hazine Bakanlığı'nda da yoğun bir hazırlık var. Çünkü gelecek hafta 10 Nisan ile 16 Nisan arasında Dünya ve IMF, Dünya Bankası ile IMF'in bahar toplantıları olacak. Ve tema şu: yeni bir çağ için kalkınmayı şekillendirmek teması olacak. Burada dijitalden kriptoya, yeni vergi düzeninden ekonomideki enflasyonist baskılar, petrol fiyatları, enerji, iklimle mücadele ile ilgili birçok konuda farklı panel ve açık oturum olacağını belirtmekte fayda var. Tabii en önemli toplantı çarşamba günü olacak, 12 Nisan'da G20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı olacak. Burada Türkiye'yi temsilen Hazine Bakan Yardımcısının Washington'da olacağını belirtebiliriz. Hazine Bakanı Nurettin Nebati gelecek hafta Washington DC'de olmayacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Çin konusuna en son değinirsek, ABD-Çin arasındaki gerginlik Tayvan lideriyle Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi görüşmesinden dolayı tansiyon artmıştı. Çin sert tepki göstermişti. Yalnız bugün yeni sıcak bir haber var. ABD Ticaret Bakanlığı temsilcileri haftaya Şangay'la Pekin'e gidiyor ve Çinli mevkidaşlarıyla görüşecekler. Görüşmesinin ana nedeni de ABD Ticaret Bakanı'nın yakın zamanda Çinli mevkidaşıyla Çin'de görüşme yapacak olması. Yani önden bir altyapı hazırlığı, haksız rekabet, ABD-Çin arasındaki ticaretteki sorunların masaya yatırılması olmak üzere Amerikalı üst düzeyde bir bakanın Çin'e gidecek olması burada önemliydi bugün çıkan haberlerde. Ama genel olarak inişli çıkışlı bir seyir ilişkisi olduğunu ABD-Çin arasında, bunu da belirtmekte fayda var. Haftaya bize Bloomberg HT olarak Dünya Bankası ve IMF toplantılarında yakından sağdan takip edeceğiz Didem. Ali, çok teşekkür ediyorum sana paylaştığın tüm bu notlar için. Günün geri kalan kısmında da harika bir gün diliyorum sana. Hoşça kal. Efendim, biz şimdi Özlem'le sohbete başlayalım. Aslında Özlem, hep yaptığımız gibi, İstersen gel şöyle bir bu haftanın bir özetini yapalım. Yani bugün gelen veriler de elbette önemli. Girişte de söyledim, özellikle de tarım dışı istihdam çok önemli. Sondan başlayıp senin önemsediğin diğer verilerle birlikte nasıl bir yeni haftaya başlayacak ABD tarafı? Önce bir onu konuşalım. Tabii tarım dışı istihdam hakikaten haftanın, hatta ayın. Ayın yani, değil mi? Gündemini belirleyecek bir veriydi. Aslında biraz çelişkilerle dolu da bir veri oldu. Yani aylar sonra ilk defa beklentiye paralel geldi. Güzel, şahane. Ama ortalama saatlik ücretler de düştü. O da çok güzel. Beklentinin altında daha kaldı. Daha ne istiyorsun?
İşsizlik oranı düştü. Hiç olacak şey mi yani? Ay ben şey... sesini yerim sizin. Sesimin çıktığına şükret. Çok Salı güzel günü... çıkıyor. Salı günü gelemedim buraya biliyorsun. Biliyorum sıfır, biliyorum. Sıfır. Bu arada sevgili izleyiciler çok yani hakikaten Özlem'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü hafta başından beri sıfır sesle çok büyük bir rahatsızlık. Evet. Bugün de beni kırmadı, toparladı kendini geldi. Çok sağ ol. Evet. Böldüm ama dedin ki işsizlik... Verisim, tarım dışı istihdam, evet. Saat başı... Ortalama saatlik ücretler. Her şey iyi. Hayır, işsizlik düştü yani. Yani evet, sonuçta biz ne istiyoruz? İstihdam piyasası biraz bozulsun istiyoruz. Tabii. Yani enflasyon düşerken bir yandan da... Yok yok sana gülmüyorum. Çatallanıyor. Kötüleşsin istiyoruz dedim ya hani. Evet yani sonuçta... Piyasa tarafından pahalı, bahsediyor yoksa bizlik bir şey yok. Yani pahalı, başarılı olmasının bir kriteri sonuçta talebi düşürüyor tabii. Olmak. Hani enflasyon öyle. Düşerken bir yandan da talep düşüyor olması lazım ki o çabalar sürekli olsun. Bir de atılan adımların gecikmeli etkileri söz konusu olacak. Bu etkiler faiz artışları durduktan sonra da devam etsin. İstenen o. Ama tamam enflasyon düşüyor çok güzel. Ama devamının geleceğine dair bir işaret yok. Çünkü istihdam piyasası çok kuvvetli. İş gücüne katılım oranı yüksek. İşsizlik oranı düşüyor. Dolayısıyla da bu tarafta Fed'in şeyine bakıldığında olasılıklara yani hani faiz artırımı artık yapmayacak olasılığı daha şeydi swap piyasasındaki rakamlardan. Hı hı. Ama şimdi birdenbire veriden sonra yine 25 bas puanlık faiz artırım beklentisinin birdenbire %70'lere, %70'in üzerine çıktığını gördük. Dolayısıyla FED'e yola devam diyen aslında bir veri olmuş oldu. Öte yandan hani hiç mi şey yok, soğuma işareti yok? Evet var. ISM verileri mesela. ISM imalat verileri. Evet. Bu hafta içerisinde şey yaptı, bunun sinyalini verdi. PMI hem imalat yayınlandı hem hizmet yayınlandı biliyorsunuz ISM ile birlikte. PMI tarafı halen elinin altında imalat tarafında. Bu veriler dolayısıyla önümüzdeki hafta mesela ABD'den sanayi üretimi gelecek, perakende satışlar gelecek. Bunlarla ilgili beklentiler sanayi üretiminde de aylık daralma bekleniyor. Çekirdek perakende satışlarda da bir önceki aya nazaran daha olumsuz bir veri bekleniyor mesela. Bunlar cuma günü. Onu da hemen evet, yeri gelmişken söyleyelim. Cuma evet. günü perakende satışlar var evet. Amerika'da. Sanayi üretimi gelecek, stoklar gelecek, evet. Michigan Tüketici Güven evet. Endeksi gelecek, perakende stoklar da gelecek Şubat evet. ayı. Öncesinde üretici fiyat endeksi de evet, var Perşembe tabii. günü. Asıl TÜFE var. TÜFE Çarşamba var. Günü şimdi geri evet yavaş var. Yavaş gidiyorum. Çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları da evet. gelecek hı hı. ve tabii TÜFE enflasyon. Açıklanacak. Enflasyon hakikaten yine Amerika açısından birkaç tane önemli tabii, tabii. veri peş peşe hı hı. ve de bilançolar açıklanmaya başlayacak. Bir de evet yani piyasaları evet. dalgalandıracak çok fazla şey var, gelişme var. Birçok bölgeden sanayi üretim verilerini göreceğiz bu arada. Bu hafta içerisinde birçok bölgeden PMI'yi gördük. Hem imalat hem servis hizmet sektörü. Hı hı. Önümüzdeki hafta da İngiltere'de, Amerika'da biraz önce konuştuk Euro bölgesinde sanayi üretim verileri gelecek. Ve de şeye işaret ediyor mesela İngiltere'de ve Euro bölgesinde toparlanmaya işaret ediyor veriler Amerika'dakinin aksine. Küresel ekonomik aktiviteyle ilgili karışık sinyaller gelmekle birlikte ABD'de yavaş yavaş da olsa hani ekonominin frenine basma çabalarının hafif hafif meyvesini vermeye başladığını görüyoruz. Hı hı. Avrupa'da bu birazcık daha akut ve belki de tehlikeli olabilecek düzeyde. Çünkü aslında sıkı para politikası devam ederken bir yandan da hani çok da işte krize girmemenin verdiği etkiyle fena gitmeyen bir ekonomi görüyorduk. Ama son iki aydır PMI başta olmak üzere verileri bozuluyor. 44'lere gelen Almanya'da bir imalat PMI verisiyle karşılaştık bu hafta içerisinde mesela. Sanki Amerika'da biraz daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde yavaşlarken Avrupa'da daha uzun bir yol var enflasyonla mücadele. Daha bir dengesiz. Evet evet bir. Sanki biraz aynen sarsılıyor gibi bir görüntü var. Veriler ya bu haftanın verilerinden sanki öyle bir şey yapabiliriz. Çıkarımda bulunabiliriz. Pekala şimdi tabii aslında
Avrupa tarafıyla Amerika tarafını mukayese ederken hep bu eksenden hareket ettik. Yani Amerika biraz daha kontrollü, biraz daha bilinçli. Evet. Ama Avrupa tarafı hep biraz daha riskli, biraz daha uzun süreli, hı hı, bu resesyon gerginliğini yaşayabilir diye. O resesyon, hep konuştuğumuz resesyon beklentisi arttı mı, azaldı mı, olduğu yerde duruyor mu? Neredeyiz şimdi? Yani çünkü Avrupa'dan çıkan seslere de baktığımızda, sadece ECB tarafıyla ilgilenmiyorum şu anda ama evet, Çin'in tekrar ticaret resmine ve tablosuna girmesiyle birlikte herkesin şöyle bir durup bir düşündüğü, hı hı, biz şimdi bir sonraki hamlemizi nasıl yapmalıyız noktasında bir strateji geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu açıdan merak ediyorum Avrupa'nın bundan sonraki hamlesini. Hı hı. Hem ECB boyutuyla hem de genel olarak Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin ticaretteki uygulayacağı hamleler açısından. Hı hı. Çünkü bizi ilgilendirecek, tabii, eninde sonunda o ben hamleler. Ben resesyon beklentisinin arttığını düşünüyorum Avrupa'da. Birazcık işaretlerin de arttığını düşünüyorum. Yani biz Amerika için de konuşuyorduk. Ama hani Amerika için daha fazla konuşuyorduk Avrupa'dan ziyade. Ama şimdi gelinen noktada Çin'in de o kadar hızlı bir şekilde girmediğini görüyoruz. Mesela yine bu haftaki PMI verilerinde 50. Neredeyse 50'yi aşağıya kıracak neredeyse, yani şey. İmalat sektörü. Yazık. üzülerek şey yapıyorsun. Üzülerek söylüyorum. Çünkü Avrupa'yı aşağı çekiyor. Çin'in ekonomik aktivitedeki zayıflığı. Tabii o ne kadar büyürse aslında dünyaya da o denli büyüme pozitif tabii, etkisi aynen, yaratıyor. Bir de yaratmakta zorunda çünkü Amerika dediğimiz gibi kontrollü veya kontrolsüz önemli değil ama yavaşlamak zorunda. Evet. O yüzden de dünyayı sırtlayacak başka bir kanat olmadığı sürece bizim gibi ülkeler, geçmekte olan ülkeler ve Avrupa mecburen hızlı bir yavaşlama ve belki de resesyona doğru sürükleniyor olacak. Şimdi bununla ilgili şeyler, MR'ler diyelim arttı. Full böyle bütün göstergeleriyle şeye giden, resesyona giden bir ekonomidir şu anda Avrupa. Demek yanlış olur çünkü enflasyon bir kere onu teyit etmiyor. Halen önemlice miktarda bir enflasyon şeyi var, sorunu var ve talep kaynaklı komponenti de var bunun. Sadece arz kaynaklı değil. Ancak üst üste göstergeler şey yapmaya başladı. Özellikle bu Almanya tarafında. Mesela geçen hafta yine önemli verilerden fabrika siparişleri değil, perakende satışlar verileri vardı. Yine oldukça zayıf bir veriyle karşılaştık. Dolayısıyla o taraftaki beklentiler veya görünüm diyeyim, biraz daha Avrupa ekonomisinin hani resesyona girebileceğine, Almanya'nın çok daha zayıf bir görünümle bu yılı geçirebileceğine işaret ediyor şimdilik. Hem IMF'nin hem de Dünya Bankası'nın küresel büyüme ile ilgili yorumlarını nasıl okuyorsun diye merak ediyorum. Yani hafif bir yukarı yönlü bir, hı-hı, bir revizyona gitti ama zaten hani kaç, birden 1.7'ye gitti sağ olsun. IMF tarafında da yine hafif böyle bir, gerçi zaten daralan bir dünya ekonomisinden bahsediyoruz. Hı hı. Yüksek enflasyonun olduğu bir bölgeden, bir düzenden bahsediyoruz ama yine de senin bu anlamdaki yorumunu ve beklentinle ne kadar örtüştüğünü merak ediyorum. En azından yön olarak, hani oranlar farklılaşabilir, yön olarak ne bekliyorsun? IMF'nin şeyi başlangıçta daha, ya yani bundan önceki tahminleri diyelim, en son yayınladıkların önceki tahminleri hem Rusya hem de Çin bacağında fazlaca kötümserdi. Evet, Rusya'nın hani daralması zaten aşikar ama oran olarak biraz şeyden, yani ekonomik dinamikler devam ediyor da bazı açılardan sağlıklı da devam ediyor Rusya'da, beklemediğimizin, beklediğimizin de ötesinde. Çin keza aynı şekilde. Dolayısıyla buralardaki yukarı revizyonlar bir parça olumlu bir görünüme sevk etmiş gibi görünüyor. Yani hani olumlu yönde revizyonu beraberinde getirdi, sınırlı da olsa. Sen ne kadarlık bir büyüme verisi bekliyorsun Avrupa için? Avrupa için hani öyle bir şeyim yok. Hani bütün ülkeleri alt alta analiz ettiğim ve de bir şey çıkarımım yok. Öyle bir tahmin etim yok. Peki. Avrupa için
ECB tarafındaki değerlendirmeleri ve projeksiyonları mı baz alıyorsun o halde sen de? Evet. Tamam. Onu baz aldığın zaman en azından ne görüyoruz şimdi 2023'ün sonuna doğru faizlerin nerede tamamlamasını bekleyebiliriz? Nasıl bir ekonomik tablo içerisine, yani özellikle enflasyon tarafı ki gıda verileri de açıklandı. Bugün biraz sonra ona da girmek istiyorum. Çok çelişkili ve gelen yorumlara da baktığım zaman kimse hissetmiyor yani. Gıdada enflasyon düşüyor deniliyor ama kime sorsan, hatta Twitter üstünden baksan hiçbir ülkede buna inanan yok dünyada. Yani Mumbai'dan biz böyle bir şey hissetmiyoruz diyorlar yani. Polonya'dan biz hissetmiyoruz diyorlar. Enteresan bir durum. Bir Avrupa için genel olarak baz senaryon ne senin? Aldığın değerlendirmeler nereden olursa olsun tabii sonuçta senin kendi düşüncenle de paraleldir bir nokta. Evet şöyle en son şeyin Lagarde'ın açıklamaları büyümeyle ilgili biraz iyimser şekildeydi. Ve de orada büyümede de yukarı yönlü bir revizyon da gerçekleşti. Ancak dediğim gibi yani Avrupa'da enflasyonla mücadele daha uzun sürmek zorunda ve daha çetrefelli gidecek, zor gidecek gibi görünüyor. Onun için de sıkı para politikasının Amerika'ya nazaran daha uzun süre devam etmesi gerekiyor. Burada belki resesyona girecek kadar ileri gitmeyecekler ama hani 3 gibi, 3,5 gibi bir büyümeyle karşılaşmayacağız Avrupa tarafında. Bu anlamda hani IMF'nin tahminleri zaten oldukça mütevazi. Hatta ilk etapta Almanya için resesyon öngörülüyordu. Şimdi o birazcık değişiyor gibi. Dolayısıyla ben Avrupa Merkez Bankası'nın tahminlerini baz alsam da biraz iyimser kalmış olabileceklerini düşünüyorum. Avrupa ile ilgili bir resesyon baz senaryom resesyon senaryosu değil. Yani Türkiye ile ilgili hani ihracat performansını o tarafa daha çok linklediğimiz için söylüyorum. Tabii. Avrupa'nın resesyona gireceği, Türkiye'nin ekstra bir ihracat darbesi yiyeceği bir şeyle senaryoyla çalışmıyorum. Ama bu sene bizim ihracatımızı böyle acayip hareketlendirecek bir Avrupa ile karşılaşmayacağız. Öyle görünüyor. Onun için de benim hani cari açığı tahmin ederken yaptığım ihracat tahminlerinde çift haneli büyüme oranları yok ihracatta. Bunun da en önemli nedeni Avrupa'nın böyle ehvenişer bir büyüme oranıyla devam edecek olması. Ben iyimser beklentilerimi birazcık daha 2024'e atmış durumdayım. Bunun erken fiyatlamasını belki yılın son çeyreğinde görebiliriz. Yavaş yavaş şeyin resesyon beklentilerinin veya yavaşlama etkisinin geride kaldığı, artık yavaş yavaş büyümenin fiyatlanmaya başladığı bir dönem son çeyrek olabilir. Ama fiiliyatta göreceğimiz muhtemelen 2024'ün ilk çeyreği, belki de ikinci çeyreğine sarkacak bir gecikmeyle gelecek küresel büyüme. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir kısa reklam arasına gidelim. Dönüşte Özlem Derici Şengül'le sohbete ve hem devam edeceğiz hem de sizlerin tweetlerine de yer vermeye başlayacağız. Bizden ayrılmayın. Küresel piyasalar devam ediyor. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü ve Spin Consulting kurucusu Özlem Derici Şengül yanımda. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi arada da şey yaptık, birazcık sohbet ettik. Aslında tweetlere bakacağız demiştik. Onu hemen yapmaya başlayalım bir yandan. Ama bir yandan da içeride gelen önemli veriler de vardı. Oraya geçmeden önce Amerika tarafıyla ilgili gelen sorulardan birkaç tanesini paylaşayım. Öncelikle sana çok sayıda izleyicimiz geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ bana sen daha çok konuş, Özlem Hanım'ın sesi dinlensin diyenler de var. Elimden geleni yapıyorum. Arkadaşıma yardımcı olmak için inanın. Şimdi şöyle, özellikle Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisiyle bağlantılı olarak gelen bir soru vardı, onu bulmaya çalışıyorum. Evet, Temel Reis diyor ki TDI azalırken, tarım dışı istihdam azalırken işsizliğin düşmesi mantıklı mı? Ayrıca kira kalemi kaç aydır düşüyor ama enflasyona yansımıyor, ne zaman yansır? Bu verilerin
normalde enflasyona yansıma süresi, vadesi nedir hakikaten yani? Çok tabii çok zor bir soru. Çünkü hizmet sektörü özellikle, yani sondan başlayacak olursak hani iki tane soruya. Hizmet sektörü çok katı. Türkiye'de de çok büyük problemimiz bu bizim. Amerika'da her ay Powell'ın da altını çizdiği şeylerden bir tanesi, konulardan bir tanesi barınma enflasyonu. Bir türlü şey yapmıyor, gevşeme göstermiyor. Gecikmeli bir şekilde gerçekleşecek. Böyle bir hesap yok yani. Şöyle genel bir hesap var. Bir para politikası aksiyonu aldığınız zaman ilk önce en şiddetli şekilde ilk 6 ay olmak üzere 12 ay ve 18'e kadar, yani kontrol ufku 18 aya kadar uzayan bir olay. Bir para politikası aksiyonunun ekonominin tüm kılcal damarlarına sirayet etmesi. Böyle bir şey var ama hangi kanaldan, hangi kanalı tetikler, ne kadar sürer, bunu tespit etmek çok güç. Şu ana kadar en önemli katılık hem hizmet sektöründe, bir de işte barınma. Yani konutla ilgili kalemlerde. Muhtemelen bir süre daha biz bu katılığın devam ettiğini göreceğiz. Ve zaten en büyük şüphe şu anda ABD enflasyonuyla alakalı. Bu baz etkisi ortadan kalktıktan sonra, yani 4'ün altına doğru gelmeye başladıktan sonra acaba ekstra para politikası müdahalesi gerekecek mi? Yoksa daha önce atılmış adımların gecikmeli etkileri bizi 3'e doğru, yıl sonunda 3.3 core, evet, çekirdek PC şeyi 3.1'den 3.3'e yükseltti. Getirebilecek mi oraya, yoksa takılacak mı? Takılırsa da işte buralarda, evet, takılacak. Yani yıl sonuna kadar sürebilir oradaki şeyin, katılığın devam ediyor. Belki de o kadar şiddetli bir şekilde, yani aylık 0.8'ler, 0.9'lar şeklinde gidiyor. Belki bu kadar yüksek oranlarda olmayabilir ama zorlamaya devam edecek ABD'de enflasyonla mücadeleyi. Sen önümüzdeki hafta için ne bekliyorsun TÜFE tarafında? Amerika'da? TÜFE tarafında ben de yani düşüş bekliyorum. Ama orada çekirdek enflasyonda, evet, artış beklentisi var. %5.5'dan 5.6'ya. Hani çekirdek işte, yani gıda ve enerji aşağıya çekiyor. Özellikle de enerji aşağıya çekiyor. Manşet enflasyonu. Onu dışarıda bıraktığımız zaman kalan kalemler halen sıkıntı. Detaylara bakacağız. Bu gıda enflasyonu için ne diyorsun peki? Ve Birleşmiş Milletler'in gıda fiyat endeksinin Mart ayında da aylık %2.1 gerilediğini, hı hı, ve düşüşünü 12. aya taşıdığını söyledik. Yani böyle olması tabii ki herkesin temennisi, bu yetmiyor zaten. Yani, hı hı, hani eksiye dönmesi lazım bir an evvel gıda tabii tarafında. Tabii enflasyon düşüyor sadece. Olmaması artış lazım. Oranları düşüyor. Evet, artış oranları düşüyor. Ama yani özellikle gıda tarafındaki ve bilhassa hani hali hazırda bir konuştuğumuz bir jeopolitik risk potansiyeli var. Daha da araya başka şeyler girerek de pekişiyor. Yani, tabii, sadece Rusya, Ukrayna değil, işte Çin, ABD, Çin'in iklim koşulları. İklim koşulları, yani her şey bir miktar etkiliyor o tarafı. Sen bu şekilde azalmaya devam ettiğini görür müyüz diye bekliyorsun? Hı-hı. Yoksa orada bir negatif sürpriz unsuru arka planda hala var mı? Ben gıda fiyatları ile ilgili hakikaten negatif sürprizlere gebe olduğunu düşünüyorum. Gıda tarafını, yani tarımsal üretimin de gıda enflasyonunun da, ve bu söylediğim konjonktürel bir şey de değil. Özellikle iklim değişikliği ile ilgili konular nedeniyle, kuraklık nedeniyle veyahut da zaman zaman çok ciddi sel baskınları, iklimde çok ani değişiklikler, üretimi etkileyecek çok majör değişiklikler önümüzdeki yılların, sadece bugünün yarını değil, önümüzdeki yılların konusu olacak maalesef. Bu da tarımsal üretimi kalıcı olarak düşürecek. Düşürmeye de devam ediyor zaten. Buna rağmen hani gıda fiyatlarındaki enflasyonundaki düşüş, gıda fiyatlarındaki değil ama enflasyonundaki düşüş çok ciddi bir şey yaşandı. Yani çok ciddi, bütün emtialar kaynaklı olarak, yani tarımsal üretim maliyetlerini arttırıcı çok önemli artışlar yaşandı. Buradan bir yavaş yavaş geri dönüş var. Ona bağlıyorum.
Yoksa yapısal olarak artık dünya tarımsal üretimi çok başka bir noktaya gelmiştir. Gıda güvenliği bütün ülkeler için Türkiye gibi birkaç istisna dışında çözülmüştür filan gibi bir resim görmüyorum. Öyle bir durum yok dünyada. Peki Adem Filiz diyor ki geçmiş olsun Özlem Hanım, acaba Amerika piyasaları boğaları arenaya ne zaman çağıracak? Özellikle Nasdaq demiş. Hisse senedi tarafı için ABD'de neler söylenebilir? Yani ben buna çok böyle hazırlık yaptığını düşünüyorum piyasanın. Boğaların böyle bir, gelmesine evet, mi hazırlanıyor? Evet evet, yani tarım dışı istihdam çok böyle biraz hafif hevesli kursakta bıraktı gibi görünüyor. Hani hem pozitif hem negatif unsurlar var içerisinde. Ama enflasyon ve bir sonraki Fed zannediyorum belirleyici olacak. Özellikle bir sonraki Fed'e kalmaz muhtemelen 4 Mayıs sonraki Fed toplantısı. Enflasyon ve birkaç tane daha, yani enflasyonun düştüğünü ve ABD ekonomisinin soğuduğuna dair birkaç tane veri ardı ardına gelirse biz artık Fed'in durmasının fiyatlandığını, bunun böyle çok sağlıklı bir şey olduğunu söylemiyorum bu arada. Benim enflasyonla ilgili kaygılarım çok daha baskın. Ancak hani finansal piyasalar böyle hep iyi fiyatlama eğiliminde olduğu için Fed'e rağmen, hatta yani son geçtiğimiz bir yıl boyunca bu çekişme hep sürdü. Fed hani doğru yola gitmeye çalışırken piyasalar hep iyimser tarafta kalmayı tercih etti. Bu yüzden ara ara şoklar yaşadılar. Yine bir an önce boğa piyasasına dönme eğiliminde olacaktır. Ama hani sürpriz olur mu? Olur. Önümüzdeki hafta enflasyonda birdenbire manşet enflasyonda beklenenin üzerinde bir rakamla karşılaşmamız veya ABD ekonomisinin hızlanmaya başladığına dair birkaç tane veri üst üste gelirse Powell'ın Şahin söylemi çok belirginleşir FOMC toplantısında ve piyasalarda istediği morali bulamaz. Peki bir yandan da yine aldığımız yorumlara baktığımda, ben de piyasadan arkadaşlarla, dostlarla, uzmanlarla sohbet ettiğimde hep bilançoların önemine de çok tabii vurgu yapılıyor değil mi? Yani önümüzdeki hafta gelmeye başlayacak. Dolayısıyla eğer Fed ile piyasa biraz artık yakınsamaya başladıysa birbirine, oradaki ayrışmayı sağlayacak olan şey şirketlerin daha münferit performansları olabilir gibi tabii duruyor. Katılıyor musun kesinlikle, buna? Kesinlikle katılıyorum. Peki. Bu önemliydi. Bu arada Temel Reis benim bir sonraki sorumu benden önce düşünmüş. Benden çok yaşayın inşallah. OPEC'in almış olduğu karar orta vadede enflasyon sorunu olarak karşımıza çıkar mı diyor. Şimdilik o önemli bir karar tabii. Çünkü fiyatları da bir anda bir başka bir çevirdi, platoya oturtmayı başardı. Evet, yani şu anda hani arz yönlü enflasyonun yavaş yavaş bastırılması muhtemelen buradan gelecek, talep yönlü enflasyonun yavaş yavaş bastırılması buradan gelecek arz yönlü etkiliği muhtemelen sınırlandıracak. Ancak ilk enflasyon verisinde, yani bundan sonraki enflasyon verisinde muhtemelen bir enerji kaynaklı manşet enflasyonda bir sıçrama göreceğiz. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de diğer bölgelerde. Biz de göreceğiz tabii. Yani 70-75 dolarlarla çalışmaya başlamıştık ortalama enflasyon tahminlerinde. Şimdi ben gelecek yıl, yani bu yılın geri kalanı için 85 ve 90'a çıkarttım. Hem enflasyon tahminini hem cari açık tahminini etkiliyor tabii ki de. Kalıcı olup olmayacağına bakacağız. Yani hani OPEC evet böyle bir karar aldı ama bir yandan çok başka dengeler de var. Küresel yavaşlama var her şeyden evvel. Dolayısıyla ben biz de dahil olmak üzere etkileneceğimizi düşünüyorum. Ancak bu buradan sonucu çıkmasın. Yani 75 dolar civarından 85 dolar diyelim. 80-85 dolar civarına çıkması bütün enflasyon görünümünü çok majör bir şekilde değiştirecek bir büyüklük değildir. Ancak devamı gelirse, yani artık bu dünyayı geride bıraktık, artık yeniden 100 dolar ve üzeri dünyaya koşuyorsak, Brent petrol anlamında, OPEC'in de orta uzun vadeli niyeti buysa, o zaman demeliyiz ki kalıcı olarak bizim de dahil olmak üzere enflasyon ve cari açık tahminlerimiz değişmeli. O zaman da Fed de başka bir yola girecektir. Yani arz yönlü de olsa bu baskı daha uzun süre faiz artışlarına doğru gittiğini görürüz muhtemelen. Ben şu an Fed'in de dünyanın da bu noktada olduğunu zannetmiyorum.
Peki bizim de içeride tabii kendi gündemimizde takip ettiğimiz çok önemli veriler vardı. Bunlardan bir tanesi enflasyondu. Dış ticaret verilerini takip ettik. PMI'yi yine gördük. Ve alt başlıklar içerisinde otomotiv satışlarını izledik vesaire. Çok veri yoğun bir haftaydı bizim için de. Onu da böyle çok kısaca özetlemeni istiyorum. Yani senin öngörülerini, beklentilerini değiştiren, etkileyen, sana sürpriz gelen herhangi bir unsur gördün mü buralarda? Yoksa beklendiği şekliyle mi gitti? Bir enflasyon biraz hani olamayacak kadar güzel böyle bir tablo var yorumlarını duydum birkaç kişiden. Yani genel sen olarak ne hani manşet, bilmiyorum. Manşet enflasyonu zaten resmi rakamlar üzerinden tahmin ettiğimiz için hani tahminlerin çok ötesinde bir şey yok. Ama olamayacak kadar güzel. Mesela 5 ay üst üste gıda nasıl düşer? Ben anlayamıyorum. Gıda enflasyonu değil, gıda fiyatları gıda düşüyor. Fiyatları. Ay, gıda diyorum çok özür dilerim. Giyim. Aynen yani hani ben başka bir dünyada mı yaşıyorum? Siz bunu iki kadına anlatamazsınız. Yani bizi ikna edemezsiniz. Aynen öyle. Her ay bakıyorum. Her ay nasıl olabilir? Yok. Ben nereden alışveriş yapıyorum? Ya ben hani ne bileyim Fifth Avenue'dan falan alışveriş yapmıyorum ki. Sonuçta. O yüzden giyim sürpriz diyorsun. Yani giyim şöyle sürpriz derken hani biz şaşırdık. Ve öğrenmek istiyoruz hakikaten nerede bulabiliriz bunu. Çünkü hiç bir ayrımımız yok yani. Aynen, nerede derlerse gider alırız yani. Evet aynen öyle. Peki başka? Onun dışında sürpriz olmayan zaten beklediğimiz şeyler. Mesela yıllık enflasyon düşmesine rağmen kira enflasyonu korkunç yüksek. Yani evet yıldan ya. Yıla kira enflasyonu %70'lere doğru giden bir şeyi var, seyri var. Hiç sürpriz değil ama... Korkutucu ve üzücü. Tabii aynen öyle korkutucu ve üzücü. Onun dışında yine şaşırtıcı olmayan et, süt, yumurta gibi alt kalemlerde çok ciddi artışlar var. Artık ne oldu market sepetinden çıktı mı? Tamamen. Ben vejetaryen oldum. Evet aslında hiç fena fikir değil. Sağlıklı da hem daha ucuz. Böyle dana eti kaç o göremiyorum şu an %19.9 %19.9 yukarılarda aynen yani hani gıda enflasyonu zaten tamam yüksek de alt kalemlerde temel gıda maddeleri olması gereken kalemlerde korkunç artışlar var. Allah'tan kahvedeki artış sınırdı. Sınırlı diyoruz değil mi böyle bakınca skala bu kadar yüksek olunca kahve sınırlı görünüyor. Dolayısıyla şaşırtmayan ama olmaması gereken şeyler var alt kalemlerde. Detaylar var. ÜFE mesela yani ÜFE'den TÜFE'ye geçişkenlik önemli. Önümüzdeki dönemde de bu sanayideki doğalgaz indirimleri diyelim. Tüketici tarafında elektrikteki indirimler. Önümüzdeki dönem bu burada yine enflasyonda hani yavaşlamaya, düşüşe hizmet edecek baz etkisiyle birlikte. Ne zaman kadar? Mayıs ayına kadar. Mayıs ayından sonrası İşte Allah kerim diyeceğiz. Çünkü benim beklentime göre 40'ın altı çok zor görünüyor. %40 enflasyonun 6 yılı içerisinde. Yıl sonunda da 50'nin altı çok zor görünüyor. Bu tür çabalar evet yani hani faydası olacaktır muhakkak ki elektrikte bir şeyin indirimin vesairenin. Sanayiye gelen bir indirim birkaç ay sonra tüketiciye yansıması ihtimali var. Ama şu çok acı. 80'leri görünce 40'lara hani şey diyoruz böyle enflasyon hani tamam çok güzel düşecek işte 40'lara gelebilir 40'ların altına gelirse çok sevineceğiz ya. Yani %30 enflasyon nelere demek sevinir, yani aynen öyle hani ben niye alım gücüm her sene 40 düşsün %40 tabii. Düşsün çalışıp çabalıyoruz ya da tabii. Maaşlarımızı arttırmaya çalışıyoruz maaş zammı almaya çalışıyoruz sonra %40 siliniyor daha az bir sepetle idare etmek zorunda kalıyoruz. Bu işte bu algının bu şekle gelmesi çok çok acı. Yani ona bile 20'ye bile şey yapmamamız lazım. Kabullenmiyor olmamız çift lazım. Çift tane sınırından gelince tabii. Evet yani bu normalleşiyor kafamızda. Şu var yani bir yola girsin keşke zaten bir gecede tabii, eksiğe olsa, dönmeyeceğini herkes biliyor ki. Olmalı. Ama Bir beklenti yönetimi yok. Ya yani enflasyonla mücadele edildiğini
hissetmiyoruz. Duysak, etsek sürekli, hani bu olsa o farklı bir davranış biçimi de herhalde yaratır. Kesinlikle, zaten ilk önce kimseden tarafından ona çıpalamasını beklemiyoruz. Herhangi tabii bir yetkilinin çıkıp da böyle gerçekçi olmayan, hatta yani enflasyon ama tahmini OVP'de Merkez Bankası'nın bankasının 8.8 gelecek OVP yılı. OVP diyorum, aynen, aynen. Enflasyon raporundaki. Tabii, enflasyon. Hiç kimse inanmıyor tabii ki de. Tabii. Yani 22.8 mi 22.3 mü, ona da inanmıyor. Bizim zaten beklediğimiz de o değil. Yani beklediğimiz şu 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 adımlar yapılacak ve bu yıl sonunda 30'a doğru gidecek mesela. Bu kadar. Ama bu adımlar çok bir şey beklemiyoruz değil, aslında. Aynen öyle. Peki. Yani 3 seneyi alacak desin ama 3 sene sonunda 30, 20, 10 olacak aynen desin mesela. Pekala, bir reklam arası daha verelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Küresel piyasaların son bölümünde şimdi önemli bir çalışma da paylaşacağız sizinle. Özlem Derici Şengül yanımda. Özlem, her ay yaptığım bir anket var şirketin aracılığıyla. Önümüzdeki 3 aylık döneme dair yatırım araçlarındaki piyasa profesyonellerinin beklentilerini derliyorsun, topluyorsun. Kaç katılımcı vardı bu ay? Bu ay 85. 85 katılımcı. Bu önemli bir sayı. Tabii. Dolayısıyla biz de o grafikleri arkadaşlarım sağ olsunlar hazırladılar. Zaten gelen sorulara da baktığım zaman özellikle mesela borsayla ilgili olarak bu düşük hacimli hareketin daha ne kadar devam edeceğini ve ne ifade ettiğini soran izleyicimiz vardı. Kapadokyalı diyor ki bu hacim düşüklüğü ne zamana kadar sürer? Yeni para girişi için bir hikaye lazım gibi sanki demiş. İşte biz de yani Özlem döndü piyasa profesyonellerine sordu. Gelsin hisse senediyle ilgili ne var burada, onu hemen söyleyelim, paylaşalım Özlem. Evet, hisse senediyle ilgili aslında Şubat anketinde bayağı bir şey olmuştu. Ağırlığını düşür yönünde bir şey çıkmıştı. Şimdi ise bir parça daha hisse senediyle ilgili beklenti düzelmiş gibi görünüyor. Bir parça daha ağırlığını arttırma yönünde tavsiyeler fazlalaşmış gibi görünüyor. Yine de yani ağırlığını düşür ve ağırlığını çok düşür diyenler de az değil. Bak dikkat ederseniz. Onlar yüzdeler değil evet, mi? Yüzdeler. Dolayısıyla hani 8-9 ağırlığını düşür demiş. %26 civarında da 26-27 ağırlığını düşür diyor. Biri çok düşür, düşür. Nereden bak yine %30'un üstünde bir ağırlığını bayağı düşürdü. Nötr kal diyen de yani yeni pozisyon alma diyen de aslında şey değil yani az değil. Evet. Ancak geçen ankette Şubat anketinde bu birazcık daha şeydi ağırlığını arttır yoktu. Hisse seneden yani biraz depremin etkisiyle de dalgalanma yaşadığımız bir ay olduğu için Şubat ayı. Bu anlamda hisse senedi ile ilgili beklentiler bir tık sanki iyileşmiş gibi görüyorum. Peki geçen bir de şöyle bir hesap da yapalım ama 3 ay dedin ya önümüzdeki 3 ay. Şimdi bu Mart anketi ise zaten Nisan, Mayıs, Haziran. Tabii. Dolayısıyla Şubat'taki ağırlığını düşür veya çok düşür çıkarımı... Aha. Tam da üçüncü ay belki de seçime denk geliyor olabilir. Şimdi yani bir de Haziran ayı eklenmiş oluyor üçüncü ay olarak buradaki tahminlere. Dolayısıyla hani belki biraz daha iyimser bir beklentiyi de içeriyor Mart. Peki devam edelim. Bir sonraki ya bir bütün olarak baktığımızda hisse senetleri için ortalama ne çıktı sonuç itibariyle? Şöyle hisse senetleri için yani katılımcıların %32'si 3'te 1'i gibi düşünebiliriz. Ağırlığını arttır, %3.5'i de ağırlığını çok arttır yönünde tercihte, yani tavsiyede bulunmuş, söyleyelim. Ama %29 yani %30 desek yine 3'te 1'e yakın bir kısımda nötr kal diyor. Peki. Bu anlamda yani geçen ankette ağırlığını arttır tarafı çok daha düşük olduğu için ben bir tık daha iyimserleşmişler dedim. Yoksa yine temkinli seyir sanki hakim gibi görünüyor hisse senedi piyasasında. Tamam, piyasasında. Geçelim ikinciye çünkü orada da dolar TL var. Evet. Kur tarafını çok konuşuyoruz zaten. Burada ne var? Burada da %54.1 ağırlığını arttır demiş.
Ve aslında geçen ayki ankete nazaran daha düşük. Geçen ayki ankette %60'larda ağırlığını arttır diyenlerin sayısı. Yalnız bu ankette enteresan olan ağırlığını çok arttır diyenler çok artmış. Şubat'a nazaran. Neymiş Şubat'ta? Şubat'ta 10 küsürlerde 14 gibi hatırlamıyorsam şimdi 28'lerde. 28'lerde. Dolayısıyla ikisini topladığımız zaman ya yani ağırlığını arttır ve çok arttırın toplamı Şubat'a göre daha yüksek. Şubat'a göre çok çok daha yüksek. Aslında bu ankette bütün varlık sınıflarına baktığımız zaman ağırlığını arttırın en çok görüldüğü kalem altın. Altın. Ağırlığını arttır diyenlerin en çok görüldüğü kalem altın. O zaman ama geçelim ağırlığını... altına 7. grafik onu evet. da alalım. Altında da. Altında %62. %62. Yani en yüksek oran aslında altında ama ağırlığını çok arttırla birlikte değerlendirirsek dolar şeyi başı çekiyor. Dolar deyince tabii dolar ve dolar bazlı enstrümanlar diye bakmak lazım. Dolayısıyla altın ve dolar bu ayın şeyleri, öncü hani varlık sınıfları diyebiliriz. Peki, TL mevduatı da merak ediyorum. Hı hı. Çünkü orada bir miktar mevduat tarafında faizlerde artış görüyorduk. Evet. O ne? Şimdi ağırlığını arttır. Burada %38-39 civarı galiba. Evet. Ağırlığını çok arttır da %3 civarı. Hı hı. Neydi, ne oldu? Nötr kal ağırlıktaydı geçen anketimizde. Şimdi ağırlığı arttır ön plana geçmiş durumda. Hı hı. Ve de 22 ağırlığı arttır diyenler %22'si yani katılanların %22'si ağırlığını arttır diyordu. Şimdi ise, Şubat'ta öyleydi, şimdi ise %38.8'e çıkmış vaziyette. Mevduat faizlerindeki artışlar bir de sabit getirili enstrüman olması biraz önümüzdeki 3 ay deyince dediğin gibi yani seçim dönemini de kapsıyor olması. Tabii. Mevduatı çok garantili, çok emin bir varlık sınıfı haline getiriyor portföy yöneticileri tarafından. Dolayısıyla da bu anlamda öne çıkmış. Nötr kal diyenler %40'a yakındı geçen ankette. %39.7 idi. Şimdi %27.1'e düştü. Yani nötr kalma, tam tersi ağırlığını arttır ön plana çıkmış durumda mevduatla alakalı olarak. Kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma senetleriyle ilgili var mı dikkat çeken bir şey? Beşinci grafiğimizi alalım önce. Hı-hı. O kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleriyle ilgili. Şöyle kısa vadeli borçlanma senetlerinde bir kere şey yok. Yani ağırlığını arttır, çok arttır seçeneklerinden ziyade şeyler. Arkadaşlar 5 numaralı grafiği rica ediyorum. Nötr kal, ağırlığını düşür veya ağırlığını çok düşür ön planda. Tabii. Hem uzun vadeli hem kısa vadeli için bu şekilde. Ancak kısa vadeli borçlanma enstrümanlarında çok düşür diyenlerin ağırlığı artmış. Yani %26'ymış zaten az değil ama %30'a yakın bir seviyeye çıkmış. Çok düşür diyenlerin, kısa vadeli borçlanma enstrümanlarını portföylerde çok düşür diyenlerin oranı. Peki uzun vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde ne var? Orada herkes her şeyi söylemiş. Evet, orada tıpatıp aynı yani şeyler eşit. Oranlar düşür, ağırlığını çok düşür. Ben burada düşür. Şey diye bir başka yine sektörden bir arkadaşımızla konuşuyor. Yani kafalar karışık. Yorumunda bulundum. Görür görmez ilk bu resmi. Burada enteresan olan tabii ağırlığı çok arttır diye bir şey hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Ağırlığı arttır çok düşük. Diğerleri arasında da yani kesinlikle portföylerde hani bulunmaması gerektiğine veya yani varsa da düşürülmesi gerektiğine dair tavsiyeler ağırlık kazanıyor. Pekala. Bir de biraz önce arkadaşlarım getirdi ekrana ve tekrar üstünden bir geçmek istiyorum. 4 numaralı grafiğimizi alalım. Yurt dışı hisse senetleri tarafında bakalım uzmanlar ne demiş. Burada ağırlığını arttır diyorlar. Şöyle ağırlığını arttır diyorlar ama şöyle bir enteresan şey var. Ne? Ocak ayında ağırlığını arttırın oranı %60'tı Ocak ayında. Şubat'ta geriliyor, Mart'ta daha da geriliyor. Seçilenler arasında halen en fazla ağırlığını arttır diyenler çoğunlukta. Ama oran olarak nötr kal diyenler bayağı bir yakalamış ağırlığını arttırı. Dolayısıyla yurt dışı hisse senetleriyle ilgili de yani çok agresif bir şekilde yer almak gerektiğini düşünenlerden temkinli tarafa geçenler fazla sayıda olmuş.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Senin burada var mı başka ekleyeceğin bir şey? Hangisine bakmadık diye düşünüyorum. Eurobond'lara galiba bakmadık. Evet, ay, çok özür dilerim. Şöyle, tabii ki. Onunla ilgili de... 8 numaralı değil mi? Yurt dışı borçlanma araçları. Evet, yurt dışı borçlanma araçları. 8 numaralı grafiği alalım. Geldi. Bir önceki ay Nötrkal tavsiyesi daha ağırlıktaymış. Şimdi ise ağırlığını arttır. Bu hisse senetlerinde de yurt dışı borçlanma araçlarında da kurdaki hareketin etkisini görüyoruz. Yani kurda hareketlenme görülünce dolar bazlı enstrümanlarda çoğunluk ağırlığı arttır yönünde şey yapıyor, tavsiyede bulunuyor. Katılımcıların %40'ı ağırlığını arttır tavsiyesinde bulunmuş. Evet. %38.8'i de nötr kal demiş. Peki o zaman dolar cinsi varlıklar, hisse evet. senedi, hı-hı. Eurobond, altın bunlar portföyde hani belli miktarlarda bulunsun sonucu çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum Özlem Derici Şengül bana eşlik ettiğin için. Süremiz vallahi su gibi aktı bu akşam. Yine Viyop akşam seansındaki kapanışa bir bakalım ne olmuş ne bitmiş. %0.02'lik bir gerilemeyle 5474 puan seviyesinden noktalıyoruz. Küresel piyasaları da burada noktalıyoruz. Çalışmayanlar için çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Çalışanlara bir an evvel bir tatile kavuşmalarını diliyorum. Pazartesi günü saat 21'de ekonomik görünümde görüşene dek hoşça kalın efendim.